Herkese yeni bir dans selamlar. Bugün Hasegawa 8 ton half track 37 mm anti-air. Anti-air mıydı bu? Neyse. Onu inceleyeceğim. Normalde bunun adı SDKFZ7 ama niye öyle yazmamışlar anlamadım. Hobby Time'da indirim vardı Hasegawa setlerinde. Ben de dedim böyle hep klasik ürünler almak yerine biraz da adı sanı bilinmeyen şeyler alalım. Yani farklı sahneler deneyelim hep. Ne bileyim Tiger T-34 mi alacağız değil mi? İçinden figür çıkıyormuş. O yüzden büyük bir memnuniyetle aldım. İnce namlulu olan hani 4 namlulu hava savunma var ya. O yeterince ince olmadığı için beğenmedim. Bu daha güzel olur dedim o yüzden. Bofors gibi baksana. Hadi şu kağıtlara bakalım. Neler diyormuş. Siz şurada durdurursunuz. Burada bilgi yazıyor. İnternetten biraz baktım. Pek tarih yazmıyor ama. Yani şu araç 38'de yapılıyor. Bu uçak savar herhalde 39'da yapılıyordur. Fakat bu ikisinin birleştirilmesi 42'ye dayanıyor. Sebebi de şu. Almanlar savaşın başında kara hedeflerini uçaklarla bombalıyordu. Ne güzel. İşte su tukalarla falan. Fakat hava üstünlüğünü 42'de kaybetmeye başlayınca bu şekilde hava savunmaya yöneldiler. Aynı zamanda bunu tanklara ve kara hedeflerine de doğrultuyorlar. Sadece uçak değil. Bu yüzden gerçekten ölümcül ve tehlikeli bir silah. Bu hava savunma silahlarını tanklara doğrultmayı da yanlış hatırlamıyorsam Rommel bulmuştu. Normalde Flak 88 uçak savar. Fakat çölde onunla tank avlıyor. Bakalım şimdi neler çıkıyormuş dekal olarak. Evet, çok kötü bir Afrika Korps. Şurada. Onun yanında beyaz bir Afrika Korps. Oh! Nihayet SS simgesi. Önceki iki videoda iki tankı da SS demişler. Birine 1. SS, öbürüne de 12. SS. İkisinden de SS çıkmıyordu. Gitmişler şimdi uçak savara SS simgesi koymuşlar. İyi mi? Kafayı yersin. Soldaki figür iyi de. Şu biraz komik duruyor. Baksanıza surat murat. Hak getire. İki tane de oturan figür koymuşlar. Yine sağdaki çok komik duruyor. Bunun şurasını demir parçalı beklemiştim ama tabii ki öyle olması imkansız. Hem çok küçük hem de yapılırsa pahalı olurdu zaten. Şuraların arasına sulandırılmış siyah süreceğiz. Yani sanki orası çitmiş gibi. Altı görünüyormuş gibi. Herhalde bahsettiğim şeyi anlamışsınızdır. Uçak savar mermileri. Burada da topu var. Dediğim gibi bu araç 42'de yazıyordu bir sayfada. 1942'de üretilmiş. Bu önü zırhsız versiyon şu an. Zırhlı olanlar da 43'lü üretilmeye başlanmış. İyice tank gibi görünüyor. Google'dan bakarsanız görürsünüz. SDKFZ7/2 yazmanız lazım. Aracın alt kısmı.
Bu da sürücü mü? Bayağı dolu dolu figür çıktı. Güzel. Ben beğendim. Yani dediğim gibi biraz da farklı şeyler yapalım. O yüzden bunu aldım. Bakalım bitince nasıl görünecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.